Merhaba arkadaşlar, ben Yadigar. Oyun Korsanı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sitemize nasıl script yükleyeceğimizi öğreneceğiz. Öncelikle ben size Instagram script'i vereceğim. Instagram beğeni takipçi iyilisi yapma. Dosyayı çıkartıyoruz RAR'dan. Sonra açıyoruz. Belli başlı iki dosyamız var. Birisi Instology, school uzantılı olan. Gördüğünüz gibi burada da yazıyor zaten. Biri de ayar dosyamız. Ayar dosyamıza sağ tıklıyoruz. Not defteriyle açabilirsiniz. Ben Notepad++ kullanıyorum. Burada gördüğünüz gibi database ayarları var. Localhost'e kesinlikle dokunmuyoruz. Localhost olduğu gibi kalacak. Şu local name, MySQL DB yazan. Yani MySQL veri tabanı adımız. Benim burada. Şurada olması gerekiyor. Evet. İsmimi ikiye böldüm ben yetmediği için. Yadigar. Bunu buraya yapıştırıyorum. Diğerisi de MySQL kullanıcı adım. MySQL user yazıyor zaten. Bunu buraya yapıştırıyorum. Sonra MySQL pass. Yani MySQL şifremi kullanıyorum. Yadigar 1. Tamam diyorum. Kaydediyorum ve bundan sonra yapmamız gereken işlem ise şimdi ise MySQL dosyamızı aktaracağız. Hemen geliyoruz. Ben PHP MyAdmin kullanıyorum. Tabii siz normal MySQL'da kullanıyor olabilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi tablo yok site veri tabanımda. İç aktar diyorum. Hatırladığım kadarıyla MySQL programında da sağ tıklayıp iç aktar olması gerekiyor. Instagram script'ine geliyorum. Dosyalardan school uzantılı dosyayı seçiyorum ve aç diyorum. Başka hiçbir yere dokunmama gerek yok. Git diyorum. Bekliyoruz. İç aktarma başarılı. 27 sorgu çalıştırıldı diyor. Evet, sıkıntısız bir şekilde şu anda buraya dosyalar geldi. Tablolar oluştu. Şimdi yapmamız gereken ise sitemizi oluşturmak artık bu saatten sonra. Şu anda sitemiz boş. Hemen bakalım sitemize. Ben Instagram beğenim.tk adlı site adını aldım. Şu anda gördüğünüz gibi default PHP var. Başka hiçbir şey gözükmüyor. Alt alıyorum. Sonra burada şu sayfa açılması gerekiyor. Public klasörünün içine atıyorum. Hepsini seçiyorum. Ve sürükleyip içeri bırakıyorum. Filezilla da sitemizin veri tabanına atıyorum. Şimdi burada keselim. Biraz uzun sürebilir. Evet arkadaşlar, benim şu anda buraya gördüğünüz gibi dosyalarım geldi. Hemen bakıyorum sisteme. En son bu durumdaydı. Sayfayı yeniliyorum. Şunu şöyle köşeye alayım. Evet, gördüğünüz gibi Instology Instagram beğenim. Instology takipçi beğeni sitesi yazıyor. Instagram ile giriş yap diyorum. Burada benim Instagram'ım yazıyor. Giriş yap diyorum. Ana sayfa yazısı çıktı. Bakalım, bekliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde açıldı. Takipçi kazan, beğeni kazan, kredi kazan, kredi al. Tabi sistem havuz sistemi olduğu için şu anda kimse üye olmadığı için hiçbir şey kazanamam. Ya ne beğeni ne de takipçi. Evet arkadaşlar, şimdi yapmamız gereken başka ne var onu da göstereyim. Şimdi diyeceksiniz ki bunun admin paneli nerede? Dosyaların içerisinde ytcin Stology yazıyor. Buraya aynı dosyanın aynı adını yazıyorum slash'tan sonra. Şu şekilde. Peki admin'in kullanıcı adı ve şifresi ne? Bunu da şuradan öğrenebilirsiniz. MySQL'da gördüğünüz gibi admin. Admin içine girdiğimde burada bakın adı soy. Bir de kullanıcı adıyla şifresi yazıyor. Admin adminmiş. Ben giriş yaptığım için daha önce onu şifre kayıt olduğu için direkt girmiş. Onu da göstereyim. Sonra çıkış yap diyeyim. Pardon. Geri gel abi. Yanlış yere geldik. Çıkış yap diyorum. Gördüğünüz gibi buraya admin yazarak giriş yapabiliyorum.
Buradan kontrol edebilirsiniz. İşte kullanıcı ekle, işlem kayıt, admin ayarları, site ayarları. İşte mesela burada site ayarlarında şey var. Saatte kaç kredi vereceksin? Sitenin anahtarları, kelime anahtarı oluyor ya. Keyword. Site başlığı mesela. Yazıyorum Instagram. Beğenim. Ayarları güncelle diyorum. Bilgiler güncellendi diyor. Sayfayı yeniliyorum. Bakın gördüğünüz gibi Instagram beğenim oldu. Başka gösterecek bir şey var mı? Ha, şunu da göstereyim arkadaşlar. Şimdi mesela yani yorum olarak atarsınız falan sorarsınız belki. Sayfada buradan mı girdik biz? Evet, takipçisi. Şuraya geri geliyorum ekrana. Şöyle bir ekran olacak şimdi. Ya da direkt şuradan göstereyim. Sayfa içindeki şeyleri nasıl düzenleyeceğiz diyeceksiniz. Burada Pages. Gördüğünüz gibi çok sayfanın adı var. İşte mesela kredi al. Kredi satın alma sayfasını buradan düzenleyebilirsiniz. Pardon, şuradan yanlış yeri gösterdim size. Gerçi burada da birkaç yer var. Mesela iletişim burada mıydı? Burada kodlamaları var. Şurada JSON. Gördüğünüz gibi buradakiler işte kredi satın alma sayfası mesela giriyorum. İşte 200 kredi 4,99 fiyatı falan yazıyor. Bu şekilde kendinize göre her şeyini ayarlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bir sorunuz olursa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hoşça kalın.